Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hayvanlarda aşılama yapacağız. Konumuz var. Bizim en zor zamanlarımızda yanımızda olan, bize destek veren hayvanlarımızın doktoru Sayın Veteriner Hekim Azem Bey. Aşılama yapacağız. Bize teknik bilgilerden de bahsedecek. Baharda nasıl aşılama yapmamız lazım? Hayvanlara ne gibi müdahalelerde bulunmamız gerekiyor? Hangi sorunların olmaması lazım? Hayvanlarla kısacası mücadelemizi teknik bilgilerle bize aydınlatmış olacak. Sözle mikrofon. Veterinerimize. Buyurun Azem Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Ben veteriner hekim Azem Bey. Vahit'le biz senelerdir birlikte çalışıyoruz. Ya bu işte hayvanlar otlakta olacağı için işte ot zehirlenmesine karşı, hani bu çelerme dediğimiz klostridiyal enfeksiyonlara karşı aşılamasını yaptık. Parazitler mücadelesini yaptık. Şimdi parazitler mücadelesinin rapelini yapacağız. Ve dahilinde bir de gelişim için, çünkü bunlar güzün satılacak değil mi? Aynen, 9. ayda satılacak. Daha hızlı gelişim göstermesi için vitamin mineral karması falan yapacağız. İşte A, D vitaminleri, bakır, kobalt, selenyum içerikli, B12 ve fosfor içerikli vesaire. Preparatlarımızı uygulayacağız. Bakalım, ondan sonra tabi ilerleyen zamanlarda gelişimleri de birlikte takip edeceğiz. Tabi bunlar artık dağa gittiler mi, yaylaya gittiler mi, görmemiz biraz zor olacak. Aynen, onun için şimdi aşılamayı yapıyoruz. Sonrasında yaptığımız zaten vitaminlerin birçoğu depolacak. Karaciğerde depolacak. Güneş gördükçe salgılanacak. Başlayalım artık yavaş yavaş. Başlamadan önce takipçilerimiz belki videoda sizin anlattıklarınızdan ziyade önlüğünüz olabilir, çok şık bir şey. Veteriner hekim olduğunuz belli olsun değil mi? Ama sanki o önlükle çocuk doktorunu andırıyorsun yani. Burada daha çok at doktoru var ama. Bize de güzel bir ilaç ver, cüceler için. Tamam. İyisi olsun. Hazır şimdi. Evet. Cücelerimiz ölüyor. Ölüyor mu? He. Niye Vahit demedi hiç? Vahit'in umurunda mı? Vahit bunların derdine düşmüş. He, Vahit ancak dananın derdine. Öncelikle burası bir ahır değil. Sadece hayvanların geçici olarak. Arabanın önceden garajı olarak kullanıyordu. Aynen. Değil mi? Ben arabayı önceden burada görüyordum. Yani geçici olarak yatırımı, maliyetlerimizi, parayı, her şeyi betona girmemek için geçici olarak hayvanları buraya koyuyoruz. Zaten her daim betondansa hayvanlar için yapmak daha mantıklı. Şimdi ben buraya ahına bir 50 bin, 100 bin harcarsam zaten yani bu yılki edeceğim karı betona yatırmış olacağım. Gerek yok zaten. Zaten bir ay sonra da hayvanlar dağılır. Abi yerimiz olsa, biraz imkanlarımız olsa bunları saklar. Gönül onu isterdi de. İçine de bir şey, hatta Angus tohumu atardırdık. Bunlar değil mi? Güzel olur. Aynen. Senin limuzinler var. Elit ice cream. Aynen. Benim kendime özel ayırdığım. Onu birazdan göstereceğiz ama ona çok şöyle yoğun tempoyla bakılmadı. Ben bakmıyorum zaten. Hayvanlara annem babam baktı. Ona da çok hani bakamadılar. Yani yerimiz de sıkıntılarına müsait değil. Ama ona rağmen iyi. Yani kalçası, yapısı belli diyor. Yazın bakılsa, bir de 9. ayda bakım, yani besi alınsa. Evet. Size bir tempo olmaz. Sırayla yapalım hepsine. Şimdi bunu hangisine vurayım? Parazit için bu. Tamam, o zaman fark etmez. Ben tutacağım şimdi. Nasıl yapacağız? Tutmanı isterim çünkü tutsam daha iyi olur hayvanlara. Tamam. Parazitleri soldan yapıyorum. Hayvanlar almışsın, alınmış mıydı? Korkmuyorlardan. Ya da önlüğünden dolayı korkmamış olabilirler abi. Önlüğünden dolayı mı? Aynen. Ama poşetin hışırtısı biraz rahatsız edebilir. Hayvanlar nasıl abi? Daha yani, içeride de var, görmez güzel, mi? Daha bunlar tabi merada biraz kendilerine gelirler diye düşünüyorum. Ama şeyler, şöyle söyleyeyim. Of. Tam böyle melezlemede kullanılacak hayvan tipi yani. Bir de bacaklılar ya. Yani. Bacaklı olması önemli değil ya. Bu biraz üstün abi yani. Şöyle göstereyim mi? Bu mu? Aynen. Bu. Bunu biraz şey... Ama iştahı yerinde. Zayıf biraz, vay. Zayıf. Biraz da çökmüş yani. Parazitler mücadelesi. Gelişimi çok yerinde kalmış. Hı hı. Bakılmamış burada. Nereden aldın bunları? Bunları ben gazeteden aldım. Hale kurdum. Doğal olarak tüccardan aldım. Aynen. Toplama, yani tek tek alamam ki. Kamyon yok, bir şey yok. Vay vay vay. Kopardı. Bu da paraya benziyor. Bu da beter ama bu da biraz daha. Sağlam tut. Dur, geliyorum.
ayağına doktor getiriyoruz. Bak seni hastaneye de götürüyoruz daha neyse. Atak kadar boyuyla. Bizi oradan oraya dolandırdı. Bu ne? Bu da şarol mü? Ama güzel. Güzel bir şey mi yazıyor? Evet. Bakalım bunlar yayladan gelince nasıl olacaklar, vay. Ona dair bir özel video yapalım. Abi şundan mutları ne? Yerli mallarda çoğu var yani bu. Her yerde görüyorum ben. Değişik işte. Simentelle kırılmış, böyle buruşmuş. Oh. Ama tabi bilimsel çalışması yapılmadığı için doğal olarak ne olduğu belirsiz yani. Herhangi bir isim koyulmadı. Buradaki hayvanlar işte. Orada sıkılmayan hayvanlarımız zaten ağır almışız. Lambayı yakalım. Lambayı yak. Aman, 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 aman. Yedi kulesinin damlarına hoş geldiniz. Bu sarı tohum attın da. Bu mu? Geçen sarı tohum attın. Güzel. Bunun babası 50 cent yapılıyor. Aynen. 50 cent. Buna da yapıyoruz. Aynen buna da. Geç para var. Tamam. Tohumlama nasıl belli ediyor ama kendini? Yok, güzel. Şimdi biraz... Annesi hayvan... nasıl bir şeydi bunun? Annesi bu. Gösterelim. Biraz anne. Şeyde geliyor da. Hadi gel. Onlar da bunun ayrıntısını fotoğrafını atarım zaten. Bir göstersene başını bu anne. Hereford galiba değil mi bu anne? Hereford mu? Doğru mu? Baba. Çekmek. Yana mı olur yani? Çok kurbanlık. Kurbanlık. Vay vay. Bir de şu girişteki mi? Aynen. Sonra bitiyor. Yok, içeride de var. Diğer içeride. Ha, diğer içerisi. Ha, şu ara, şeyde. Şey, buzağlarının önünde. Karacılığı mı anladım. Ne yapalım, yerimiz yok. Şu canavara da bırakacaksın mı? Ben tırda aklına güzel amcalar söyledi ama. Oo, tam Tuncay abinin istediği tip bu. Böyle olsun istiyor. Satalım Tuncay abine. Şey değil mi böyle, derisi kalın şey bir hayvan yani. Yani şey. Manda gibi ya. Çok ilginç. Yapısı var. Ben biraz yakına gittim. Biraz karanlık, net görünmüyor da. Demin şimdi deri altı iğne yaptım ya, derisini sündürürken bakıyorsun diğerlerine gelmesene, derisi daha bir kalın bir yapısı var. Manda gibi yani aynı. Ha, ama bu ırk da aynı kula oluyor işte. Bunun bu. Güzel. Kalça yapısı çok güzel. Mesela şunun kalçasını... Koy koy durun. Şunun kalçası mesela fark ediyor. Hı hı. Bunun ovallik biraz daha fazla. Doldu mu mesela? Bunlar. Ama göre. Daha fazla. Velhasıl kelam tohum olduğunu belli ediyor yani. Ediyor, ediyor. Hani biraz daha fazla baksan, besleye koysan daha çok belli eder, onu demek istiyorum. Sen ne kadar çok bakarsan. Bakımsız yani. Bakımsız haliyle bu bir de. Yani. Ya ben de çalışıyorum ya, bakamıyorum. Bu da kolik biraz. Hmm. Hmm, nasıl şey yapıyor? Ben ne yaptım? Burnundan soluyor. Zalli. Tutabildin mi? Bak 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 bak. Bu siyah manda dediğinin eşi bu. Hmm. İki arkadaşlar ha? Ha, ayrılmıyorlar beraberler. Evet, birlikte yan yana bağlı sadece. Ya alışmasınlar bile dedi. Bir gün biraz tamam içeride kaldı. Örgütlenmesinler kendi aralarında, değil mi? Tamam. Buradan başlayalım buradan. Buradan başlayalım. Yok sessiz de. Buraya bakar. Yine ben sana tutayım. Bu yaş biraz... Hayvanlar aşı bulurken şöyle parmaklarımızla burun kısmına tuttuğumuzda daha rahat kontrol edebiliyoruz. Hayvan tamamıyla bizim kontrolümüz altında kalıyor. Biraz kalın ilaç, bunu iyi tutman lazım ait. Akarken zor akın. Tamam. Evladım. Uğraşacağız dedim sana.
bir tur daha neden herhalde. İki tur daha. Ne oldu, gözünde mi büyüdün? Tavşan, tavşan gibi bu. Tut, bu demin koparandı değil mi? Sağlam tutmamız lazım ki iğne biraz zor enjekte ediliyor. İğne hayvanın vücuduna batmışken ne kadar çok kımıldarsa enjeksiyon bölgesi o kadar çok şişiyor, hapse yapıyor. Aynı zamanda bu iğnenin ilacın etkinliğini de azaltıyor. Doğal olarak bu ait biraz yoruluyor. Evet. Buna ben de dahil. İlk görev yaptığın zaman abi, ilk sebzin içe geldiğinde ben hayvanlar o zaman simental hayvanlara heves ediyordum renklerinden dolayı. Sarı beyaz olduğunu ya da kırmızı beyaz bizim için yetiyordu. Tabii. Beden önemli değil ama şöyle bir şey olsa da yani hayvanın deseni simental olsun, burada öyle. Sana baktım yani simentanın biz rengini aldanıyormuşuz. Daha sonrasında Tuncay Bey'in videolarını görüyordum. Şaşırdım. Dedim ya nasıl oluyor? Hani damızlık olmayan, sadece dana verebilecek düzeyde olan sütü yok, bir şey yok. Yapılı değil. Şaşırdım. Hatta geldim sana söyledim. Sen meğersem Tuncay Bey'le zaten samimisin. Muhabbetinde var. Ondan sonra benim de ön yargım kırıldı. Ki gördüm de sorumlu. Gördüm. Yani simental hayvan emekli hayvan değil. 2 yılda bir doğum yap. Aynen öyle. Yerli hayvana kışın doğru düzgün bakmasan bile her yıl sana buzağı verebiliyor. İçimizi birden alıyor yalnız. Wow. Şu boyuyla. Kavurduk mu? Yok, vuracağız. Şu sırtlarından kurulmuş. Abi ikisi galiba. Bunu bir detaylı açıklayabilir misin? Hipodermo mu? Böyle sırtlarında oluşuyor. Evet. Şimdi biz yılda 2 sefer ve rapelli, yani totalde yılda 4 sefer yapmış oluyorsun. 21 gün arayla 2'şer sefer yapmak üzere. Anestezici yapın derken işte bundan bahsediyoruz. Bu hipodermo bovis dediğimiz, halk arasından dokra, durna, ne bileyim başka ne diyorlar sizde o sırtta çıkan tümseklere. Bizde sadece kurt diyorlar da. Kurt yani, öyle diyen de var. Tabi bu kurumuş hala. Ama şöyle yorumluyorlar olayda. Diyorlar ki kökenli hayvan iyi. Hayır, alakası yok. Bunu o ama tamamen şey, sinek larvası yani. Böcekler oraya larva bırakıyor işte. Öyle bir yaşam formu. Yaşam dönmüşü onun yeri var. Buna yapmadık bu arada. Tamam. Bir tane şirinli olur mu? Batar bir yerine. Var. İkisi çok beter abi ya. Bacak kadar boyu da. Şurada bak. Ha. Gel buradan. Çektim abi. Çektim. Ben de buradan kasa aldım. Daha var, bitmedi. Bence gel onun içine de yapalım ki ortadan alara yapma tam tersi. Benim görüşürsün istediğin hayvanlar ondan çıktı. Anladın mı? 3 tane içeride bir şey yapalım ki ortadan alara yapalım. 3 tane alara yapalım değil mi? Şey, şeyleri o içeridekilere yapalım. Şuradakiler. Bitkilere mi yapalım? Ha, bitkilere yapalım. Yani senin sonuçta akıbetini bilmediğin, gelişmesini istediğin hayvanlar bunlar. Aynen. Burada veteriner. Veteriner daha çok burada. Evet. Geliyor. Evet. Abi yaptığımız iş biraz da tehlikeli. İğneyi kendime batırabilirim, vahite batırabilirim. Aman abi. Yani. Ondan sonra da malak. İlacın bir zararı yok da iğne sonuçta diğer hayvanlara bu sefer. Gerçekten abi. Gerçekten abi. Gerçekten abi. Hayvan ilacı bana vurursa da insan yani alır. Ademinin bir zararı yok. Biliyorum aslında. Yani AD vitamini. Onda bir zarar olmaz da ama bir enfeksiyon olabilir iğne yerinde. Az evvel ben işte bu zahmetlerin bağlamında elini yapamadım. Tamam, bu da bitti. Diğer turu döneceğiz şimdi.